Değerli kardeşlerim, tekrar sizlerle birlikteyiz ve geçen haftaki sunuma kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5. Delil: Körelmişlik iddialarının çürüklüğü. Evet, bu farazi füzyon bölgesinde binlerce baz eksiği olması, bu yapının füzyondan kaynaklanmadığını açıkça ispatlamasına rağmen yine klasik hazımsız evrimci taklalar ve çalıntı evrim minaresine kılıf uydurma çabaları devreye girmiştir. Bu takla veya kılıf ise bir evrimci klasik olan körelmişlik iddiasıdır. Binlerce bazın zamanla dejenere olup körelerek eksildiği iddiası ortaya atılmıştır. Halbuki burada da büyük bir evrimci tutarsızlık görünmektedir. Tek hücreliden insana 3,5 milyar yıllık hayali evrimsel süreçte yavaş yavaş emek emek insan genomu ortaya çıksın da sonra sadece 6 milyon yılda, ki 3,5 milyar yıla göre çok küçük bir zaman dilimidir. Yani onların iddiasına göre şempanze ile insanın ayrıldığı zaman dilimi 6 milyon yıl öncesine denk geliyor. Bu kadar kısa zaman diliminde, yani evrim anlatılarıyla çelişen son derece hızlı şekilde binlerce baz dejenere olup körelip ortadan kalksın. Bu kadar tutarsızlığı bir arada ancak evrimci masallarda ve batıl dogma bir dinde bulabilirsiniz. Gerçek bilimde değil. Ve tabi bir de bu kadar baz bu kadar hızla neden dejenere olup hiç iz bırakmaksızın ortadan kalkacak? Yani tamamen yok olacak. Mesela çöp DNA iddialarında olduğu gibi inaktif bölgeler olarak, yani körelmiş yapılar olarak izleri kalabilirdi. Neden tamamen yok oldular? Bunların makul, mesnetli, tutarlı bir açıklaması ve kanıtı yoktur. Herhalde sırf evrim doğru çıksın diye ortadan kalkmışlardır diyerek kahkaha atmadan ciddiyetle konumuza devam edelim. Bir de binlerce bazın yok olacak derecede dejenerasyonu milyonlarca kez mutasyon saldırısı demektir. Bu gerçekle beraber bir ütopya daha çıkıyor karşımıza. Milyonlarca kez mutasyon saldırısına maruz kalan bu kromozom bölgesiyle bu canlı türü nasıl sağlıklı ve hayatta kalabildi acaba? Nasıl üredi, nasıl milyonlarca yılı aşıp günümüze sağlıklı kromozom olarak gelebildi? Ve bu kadar mutasyon saldırısına maruz bu bölgeler nasıl işlevsel bölgeler olarak kalabildi acaba? Dolayısıyla tüm bu verilere dayanarak Nasrettin hocamız gibi diyebiliriz ki bu kedi ise ciğer nerede? Yok, eğer bu ciğerse kedi nerede? Ve en başta da söylediğimiz gibi görünen o ki insan ikinci kromozomunda görünen yapılar kedinin yarası gibi empoze ediliyor olsa da kedinin yarası değil, gerisi nevindendir. Yani insan ikinci kromozomu bir füzyon sonucu oluşmuş değildir. Allah tarafından yaratılmış, görevler tayin edilmiş, insana özgü, sağlıklı kromozomal bir yapıdır. Evet, bakınız, bu makalelerde de ispat ediliyor ki evrimcilerin yine körelmiş dedikleri interstisyal telomerik yapılar körelmiş değillerdir. Bu arada Darwin'in işlevsel yapılara körelmiş denilmemesi gerekir sözünü de hatırlatmak isterim. Bu yapılar da gen ekspresyonuyla ilgili gende, yani genlerin fonksiyonlarının açığa çıkması işlevinde görev yaparlar. Bu makalede de anlatıldığı gibi. Evet, burada interstisyal telomerik tekrarlardan bahsediyor. Detaylarını okuyabilirsiniz. Aynen bunun gibi ikinci kromozomdaki ikinci sentromer zannettikleri yapıda körelmiş bir sentromer de değildir. Evet, bir kromozomda iki sentromer olmaz. Çünkü hücre bölünmesi sentromer bölgesinden olur. Dolayısıyla evrimci iddiaya göre ikinci kromozomda füzyon nedeniyle iki sentromer vardır ama bunun biri işlevsel olmalı, diğeri ise körelmek zorundadır. Onların iddiasına göre konuşuyoruz tabii. Yoksa hücre bölünmesi gerçekleşemez. Dolayısıyla sentromer zannettikleri bir yapının körelmiş olduğunu iddia etmek zorundalar. Yani sentromerin teke indiğini iddia etmek zorundalar. Halbuki körelmiş sentromer zannettikleri yapı ne sentromerdir ne de körelmiştir. Çünkü bu yapı 1. Protein kodlayan ANKRD30BL geninin içinde yer alan, üstelik genin hem intron hem egzon bölgelerini kapsayan işlevsel bir yapıdır. İşe yaramayan fosilleşmiş körelmiş bir yapı da değildir, bir sentromer de değildir. 2. Bu yapı bir sentromer olamayacak kadar küçüktür. Normal bir sentromer 250 bin ila 5 milyon baz uzunluğunda olduğu halde bu yapı sadece 33.080 baz uzunluğundadır. Demek ki bir sentromer değildir. 3. Zamanla mutasyonlara bağlı dejenerasyonlar nedeniyle 33.080 baza gerilediği, yani köreldiği iddia edilecek olursa da, ki bu iddiaları da ortaya atıyorlar, deriz ki bu iddia da geçersizdir. Çünkü bu yapının yine sentromere ait yapıları içermesi gerekirdi. Halbuki başka sentromere ait yapılar da yok bunun içinde, hiçbiri yok. Olması gerekip olmayan yapılardan biri mesela alfoidlerdir. Alfoidler her tekrar yaklaşık 171 baz içeren sentromere özgü tekrarlayan DNA parçalarıdır. Dolayısıyla evrimcilerin insan ikinci kromozomunda füzyona bağlı ikinci sentromer diye iddia ettikleri yapının ne insan ne de şempanze sentromerleriyle uzaktan yakından alakası yoktur. Yani işlevsel bir sentromer de böyle olmaz. Faraza körelmiş bir sentromerdi.
Demek açıktır ki bu yapı sentromer falan değildir. Özetle mesele yine kedinin yarası değil, gerisi meselesidir. Bakınız bu gerçeği ifade eden bir makaleden çarpıcı bir cümleyi okumak istiyorum. İkinci kromozomdaki sözde sentromer aslında fonksiyonel intragenik bir sekanstır, yani gen içi aktif görevli bir parçadır diyor. Makalenin başlığında da ne diyor? Kombinatoryal genomik veriler insan kromozomu 2'nin evrimsel füzyonunu çürütüyor ve interstisyel telomerik tekrarlar için fonksiyonel bir tasarım modeli oluşturuyor. Evet, bu bilim adamı bu makalesiyle evrimcilerin bu füzyon iddialarını çürütmüş. Altıncı delil. Füzyonlarda satellit DNA görüldüğü halde ikinci kromozomda füzyon olduğu iddia edilen bölgede satellit DNA yoktur. Evet, saydığımız pek çok sebepten oldukça nadir bir mutasyon olan ve hastalık sakatlık sebebi kromozomal füzyon olayında kromozomal birleşme bölgelerinde satellit DNA denilen tekrarlayan baz dizileri içeren DNA bölgeleri görülür. İnsanın sağlıklı ikinci kromozomu için de bu füzyon iddiası geçerli olsaydı satellit DNA bölgelerinin burada da görülmesi gerekirdi. Lakin görülmemektedir. Bakınız bu makalede Robertsonian translokasyon tipi mutasyonda satellit DNA bölgelerinin tespit edildiğini ifade ediyor. Zaten füzyon iddiası Robertsonian translokasyon tipi bir mutasyon, unutmayalım. Bu makalemizde de aynı şekilde bir füzyon bölgesinde satelit DNA bölgelerinin varlığından bahsetmektedir. Evet, tüm füzyonlarda, tüm Robertsonian translokasyon mutasyonlarında füzyon bölgelerinde satelit DNA bölgeleri oluyor ama bir evrimsel füzyon iddiası olan insan ikinci kromozomunda nedense bulunmuyor. Gerçekten hiç örneği olmayan ilginç bir füzyon çeşidi. İşte bütün bunlara rağmen aslında füzyonla alakası bile olmayan bu bölge evrimci dogma nedeniyle yine de füzyon, illa da füzyon. Allah akıl, fikir, idrak, dürüstlük, hakperestlik versin birilerine. Özetle 1. Füzyon çok çok nadir görülür ve Robertsonian translokasyon tipi bir mutasyon çeşididir. Bu mutasyonlar yıkıcıdır. Kanser, kısırlık, Down sendromu gibi hastalık, sakatlık düşük ve ölüm etkenidir. Bir maymun türünde bu mutasyon gerçekleşecek olsa onu insana dönüştüremez. Dönüşümün bir etkeni de bir alameti de olamaz. Bilakis canlıyı sakatlar, kısırlaştırır veya öldürür. 2. Füzyona engel iç içe ve ardı sıra mekanizmalar yaratılmıştır. Telomerler, telomeraz enzimi, hücre ölümü ve kanserleşme ile canlının imha edilmesi gibi 4 adet iç içe mekanizma. Sağlıklı bir türsel değişim dönüşüm anlamında, yani evrimsel füzyonun gerçekleşmesi açısından bunların hepsinin aşılması, üstelik bunun hücrelerin milyonda biri olan germ hücrelerinde gerçekleşmesi, üstelik iki kromozomun eş zamanlı gerçekleşip birleşmesi ütopya ötesi ütopyadır. 3. Füzyon olduğu iddia edilen bölgede gerçekten füzyon olsaydı iki telomerdekinin toplamı kadar, yani en az 10.000 ila 30.000 arasında baz olması gerekirdi. Halbuki sadece 798 baz bulunmaktadır. Bu bulguya rağmen hangi yüzde hala füzyon iddiası savunulmaktadır, inanılır gibi değil. 4. Füzyon olduğu iddia edilen bölgede TTA-GGG dizi tekrarları binlerce kez olması gerekirken 798 bazdan sadece 3'ünde tespit edilmiştir. Ayrıca insanda telomerik tandem motifleri 1667 ila 2500 arasındadır. Füzyon bölgesinde de bunun 2 misli kadar motif olması gerekirken sadece 35 adettir. Yani bu da füzyon olmadığının bir delilidir. 5. Füzyon sonucu iki telomerin birleşmiş hali iki ayrı sentromer olması gerekir. Evrimciler de gördükleri bazı yapıları bu şekilde yorumlamışlardır. Ancak birleşik telomer dedikleri yapı olması gerekenden çok çok az sayıda baz, tandem ve motif içerdiği tespit edilince füzyon iddiasını kurtarmak için bu yapıların milyonlarca yılda milyonlarca kez mutasyona maruz kalıp bazların çoğunun dejenere olup yok olmuş olabileceğini, kalan yapıların da köreldiğini iddia etmeye mecbur kalmışlardır. Halbuki artık telomer dedikleri yapı ne birleşiktir ne de bir artık. Peki nedir? İnterstisyel telomerik yapılardan biridir. Ve bu tarz interstisyel telomerik yapılar sadece ikinci kromozomda bulunmuyor, birçok kromozomda bulunuyor. Dolayısıyla bu yorumları tamamen geçersizdir. Körelmiş sentromer diyerek ikinci sentromer bölgesi ilan ettikleri yapı ise bir sentromer değildir. Çünkü sentromerde olan baz sayısından çok çok az baz sayısına sahiptir. Aynı zamanda alfoid denilen DNA yapıları da hiç yoktur. Aynı zamanda son derece işlevseldir. Bir genin hem intron hem egzon bölgelerinde görev yaparlar. Yani körelmiş de değildir. Dolayısıyla birleşik telomer dedikleri yapı başka birçok kromozomda da görülen işlevsel interstisyel telomerlerden biridir. Körelmiş dedikleri ikinci sentromer olduğunu iddia ettikleri yapı ise ne sentromerdir ne de körelmiştir. Aktif işlevsel bir gen bölgesidir. 6.
Füzyonlardan satelit DNA görüldüğü halde ikinci kromozomda füzyon olduğu iddia edilen bölgede satelit DNA yoktur. Bütün bunlarla beraber iddiaya bilimsellik düzeyine baktığımızda görüyoruz ki genel olarak evrim iddiası gibi insan ikinci kromozomunda olduğu öne sürülen evrimsel füzyon iddiası da evrimci masallardandır. Çünkü yine evrimci hayallere göre en az 6 milyon yıl önce gerçekleşmiş olması gereken bir olaydır. Yani ön yargıya dayalı bir spekülasyondur. Ne deneysel, ne gözlemsel, ne bilimsel, ne test edilebilir, ne de sınanabilir bir durumdadır. Metafizik bir inançtır. Biyas içerikli, yanlı çıkarımlar, bilimsel verilerle çelişen taraflı çarpıtmalardır. Yani füzyonu ne gören ne de gösterebilen yoktur. Bunun tekrarı da mümkün değildir, tekrarının tespiti de mümkün değildir. Haydi buyursunlar, detaylarına kadar süslü senaryolarla anlatıp durdukları bu füzyonu bu kadar boş konuşmak yerine laboratuvarda tekrarlasınlar. Şempanze ikinci kromozomunda çeşitli mutasyon etkenlerini kullanarak Robertsonian translokasyonu tipi bir mutasyonu tetikleyerek füzyon oluştursunlar. Bakalım şempanzede nasıl değişimler meydana geliyor. Tabii öncesinde bu şempanzeye bir cenaze töreni de hazırlamaları gerekir. Gerisi boş konuşmadır, masal uydurma ve batıl inançtan ibarettir. Bu videoda içinde pek çok delili barındıran sadece 6 genel delil ve 9 makale ile konuyu bilimsel açıdan açıklamaya ve 6 maddede özetlemeye çalıştık. Bunlardan her biri dahi tek başına bile olsa füzyon iddiasını çürütmeye yeter. Bir de hepsini birden düşünelim. Bununla birlikte 1, 2, 5, 10 değil, evrim ve füzyon gibi materyalist iddiaları çürüten yüzlerce bilimsel delil ve makale verisi mevcuttur. Lakin tekrar şuna dikkatinizi çekmek istiyorum ki, makalelerde veri ve kanıt ayrıdır, yorum ve çıkarım ayrıdır. Bunlara dikkat edelim. Evrimci hegemonya zemininde veriler her ne kadar evrim ve füzyon aleyhine olsa da, maalesef çoğunlukla yorum ve çıkarımlar, yani makale yazarları tarafından yapılan makale içerisindeki yorumlar ve çıkarımlar, evrim lehinde, evrim kelimesini kullanarak, evolution kelimesini kullanarak biyas içerikli çarpıtmalar olmaktadır, olmak zorundadır. Bilim adamı Lipson'un dediği gibi tüm veriler bilimin dogma dini haline getirilen evrim lehinde eğilip bükülerek sunulmaktadır. Bütün bu gerçeklere rağmen videonun başında örneğini gösterdiğim zat gibi hem Müslümanım deyip hem de evrimi ve füzyonu savunarak sağda solda anlatanlara şaşırmamak mümkün değil. Gavur deriz ama şu adamlar kadar bile olamıyorlar ya, üzülmemek elde değil. Allah onları bu aldanmışlıktan ve aldatmaktan tez vakitte kurtarsın. Artık bu füzyon masallarını da yatınca dinler, güle güle uykuya dalarsınız inşallah. Gelecek videolarda görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.